Almanya gibi bir ülkede, tamam mı? Almanya gibi bir ülkede adamlar fabrikasyon gibi kaleci basıyor abi. Her sene bir kaleci çıkartıyorlar dünya klasında. Her sene futbolcu basıyorlar adamlar. Adamlara gir abi, hiç araştıran yok mu abi? Ben mesela federasyon başkanı olsam bir araştırın lan derim, şu Almanya milli takımı niye sürekli böyle başarılı? Almanya milli takımı nasıl abi yani? Bir araştırın derim abi. Gidip bir bakın abi. Hiç federasyonda hiçbir adam yok mu abi? Gidip Almanya milli takımın U13, U14, U15, U16, U17, U18, U21'ine kadar bir araştırın abi. Her genç milli takımında, her yaş grubunda en az iki tane Türk oyuncusu var. Bak, en az iki tane Türk oyuncusu var. Şimdi sen nasıl milli takım yönetiyorsun? Nasıl futbol yönetiyorsun? Bir soru işareti yapar abi insan kendi, der ki lan nasıl yapıyoruz biz bu iş? Sistem nasıl abi? Nasıl bir sistemimiz var yani? Adam Almanya milli takımı. Adamlar bizim evlatlarımızı almış. Bizim evlatlarımıza sahip çıkıyor. Biz kendi evlatlarımıza sahip çıkmıyoruz. Niye? Torpil dönüyor çünkü. Onun babası, bunun makamı, onun milletvekili, onun savcısı, onun şeyi. Bu şekilde futbol mu olur lan? Sen hakkını veren oynatacaksın. Hakkını veren alacaksın abi. Böyle bir şey olabilir mi abi? Yani buradan adam yolluyorlar Almanya'ya. Oradaki hoca istemiyor. Ya sen neye göre istemiyorsun? Senin milli takımın güçlü mü ki? U15'i U16'ya adam almıyorsun. Adam Bundesliga'nın genç bir takımında oynuyor. Bayern'in altyapısında oynuyor. Leverkusen. Bir gidin abi. Bir Almanya'yı bir tarasınlar. Dortmund'un Schalke'sidir, bilmem nesidir, Hamburg'udur. Bir bakın, hiç Türk yok mu abi burada bizim genç milli takıma gelip ileride A milli takım potansiyeli olan? Hiç mi yok yani? Nasıl alamadınız abi? Mesut Özil'i, İlkay Gündoğan'ı, Emre Can'ı. Bu çocukları siz nasıl alamadınız abi? Emre Can kendini bildiğim bileli U13-U14'ten beri Ümit Milli Takım, A Milli Takımına kadar her yaş grubun kaptanıydı Emre Can ya. Bayern Münih'in altyapısı oyuncusu. Sen bu oyuncu nasıl alamıyorsun Milli Takıma ya? Ha, nasıl alamıyorsun abi? Nasıl futbol yönetiyorsunuz siz? Bana bir anlatın abi. Futbol nasıl yönetiliyor abi? Futbol federasyon başkanı olmak da bitmiyor ki. Nasıl bir görev dağıtımı abi? Siz Almanya, Belçika, Hollanda, İsviçre, Avusturya, burada hiç mi Türk oyuncusu yok ya? Veya sizin milli takımınız her sene şampiyona oynayıp Dünya Kupalarında, Avrupa Şampiyonu'nda finale kadar hep yükselen bir takım mı yani? Siz bunları istemiyorsunuz. Ben anlamadım ki. Almanya'daki oyuncuları gurbetçi diyorlar. Adamlara zaten yabancı gözüyle bakıyorlar lan. Gurbetçi ne demek ya? Bizim evladımız, annemiz, babamız Türk abi. Biz zaten Türkiye özlemle büyüdük. Benim annem babam zamanında buraya geldi iş için, çalışmak için. Burada benim günahım var mı? Bu yüzden benim milli takıma mı almayacaksınız? Böyle bir dünya mı var abi? Yok abi, buna kimse de şey yapamıyor abi. Fatih Terim'le Yıldırım Dönmez kaldırdılar Almanya'da. Burada işte benim buraya 60 kilometre abi. Hayvan gibi Türkiye Futbol Federasyonu binası var burada dikili. Bomboş duruyor. Kimse görev yapmıyor. İstedik scout yapalım, şu yapalım. Yok, kabul etmiyorlar. Arie Dürüst diyor ki Serhat ne yapmış diyor. Adam Galatasaraylı ya. Adam Galatasaraylı olduğu için milli takımın yöneticisi olarak bana adam engel koyuyor. Serhat ne yapmış ne demek lan? Hani sen böyle bir şey söyleyemezsin ki bana. Biz muhatap değiliz yani. Ben sana diyor muyum ya sen ne yaptın diye? Diyemem ki abi. Sen Serhat bir şey yapabilir mi ne bulacaksın? Sen bana bir görev verdin de federasyonla ben yerine mi getirmedim de sen Serhat ne yapmış diyorsun futboldan sonra? Hani anladın mı? Ben yalakalık yapmadığım için bir yerlere giremedim abi. Karakterim müsait değil. Ama sen federasyonda yöneticiysen, Galatasaray'dan geldiysen bile şeffaf karar vereceksin abi. Orası çünkü bayrak. Sen orada Galatasaray için hizmet etmiyorsun. Türkiye bayrağı var orada. Sen Türkiye bayrağı için hizmet ediyorsun. Sen burada Türkiye bayrağına Serhat, Ahmet veya Yıldıray Baştürk. Yıldıray Baştürk abi. Herif yıllarca 10 numara oynadı. Yalan mı? Adam burada duruyor ya. Yalvardı, herkesle konuşuyor. Tümer'e soruyor. Buna diyor. Ben diyor görev almak istiyorum diyor federasyonda ya. Oyuncu izleyeyim diyor. Benim diyor Bundesliga'da giremeyeceğim, çıkacağım kulüp yok diyor. Burada diyor bir namımız var diyor. Türk ve futboluna yardım etmek istiyorum diyor. Yok abi. Yok. Niye? Çünkü biri Galatasaraylı, biri Beşiktaşlı. Kendi adamlarını alıyorlar. Ali Dürüst. Ali Dürüst benim hakkımda nasıl karar verebilir abi? Ali Dürüst nasıl diyebilir Serhat ne yapmış? Ahmet Dursun, Yıldıray ne yapmış? Sen bize bir görev verdiğinde biz yerine getirmedik mi? Ver bir görev. Yerine getiremezsek şey yaparsın. Ulan zaten sizin bize vereceğiniz görev oyuncu izleyeceğiz. Türk oyuncularını Alman milli takımına, İsviçre, Belçika, Hollanda'ya kaymaması için şey alacağız. Ben menajerlik oynuyordum. Al Eray Cümert abi, al. Eray Cümert yazın abi. Açayım istiyorsanız şu an telefon size. Şeyde
şeyde girdi. Sen söyle. Türkiye'de İstanbul'da şeye girdi abi. Açın Eray Cumart'ı. Size Instagram'ını da söyleyeyim. Açın abi, bakın adama. Anlatayım size ne olduğunu. Ondan sonra diyeceksiniz ki Türkiye futbolu niye? İşte bu yüzden ilerlemiyor. Açın. Eray'ın size vereyim abi. Eray alt tire COE Cömert, ama COE diye Cömert. Gir abi. Bak adama, İstanbul'da girdi, tamam mı? Adam Basel'de banko top oynuyor. Ben bu çocuğu 14 yaşından beri genç milli takımına kazandırmaya çalışıyorum. Adam İsviçre'de oynuyor. Niye Türkiye'de oynamasın abi? Stoper yetişmiyor diyorsunuz. Stoper yetişmiyor da nasıl yetiştireceksin stoperi? Al işte sana stoper. Bu adam İsviçre milli takımında oynayacak. Al buraya. İsviçre milli takımında oynayacak abi. Arayayım şimdi babasını konuşayım. Adama Ümit milli takıma çağırmışlar. Adam Arda Turan forması götürmüşler. Babası diyor ki, ya Serhat diyor, bana diyor niye Arda Turan forması getirdiler diyor. Hani ya diyor, benim oğlum istiyorlar ya diyor. Ben bir baba olarak, hani Türk insanı olarak, hani bir 5 numara yazıp arkasına Eray yazsalardı çok onore olurdum diyor yani. Niye mesela Arda Turan getirdiler diyor. Adamlar çünkü görüşmeleri yapamıyorlar. Ama şimdi burada ben olsam, eski bir futbolcu olsa, eski bir milli takım, ben de zamanında U17-18'e gittim, zorluklar çektim. Ben bunları anlatabilirim. Ben bunları kazandırabilirim. Burada kendime %100 güvenim var. Ama istemiyor federasyon. İstemiyor. İstemiyorsa da o zaman demeyecekler abi, milli takım niye başarısız? Bu yüzden başarısız. Sen bütün kendi evlatlarımız, hepsi yurt dışında abi. Hepsi Alman milli takımda, Belçika milli takımda, İsviçre milli takımda. Ne yapayım abi? Adam Eray'ın evine gidiyorlar İsviçre'de. Adam Arda Turan forması götürüyor. Abi sen adama niye Arda Turan forması götürüyorsun? Adama Eray forması götürsene milli takımla. Biz Eray'ı istiyoruz desene. Hani ben adama gitsem ben Eray forması bastırırım. Niye? Çünkü ben Eray'ı istiyorum abi, anasını satayım milli takıma. Arda Turan zaten milli takımda. Sen adama niye bunu veriyorsun? Hani adamlar bilmiyor ki işi. Adamlar boş yani, anladın mı? Ya yapamıyorlar, konuşma yapamıyorlar. Yani inanılmaz bir şey ya. Löw denilen adam gidiyor, adam A milli takım hocası. Löw denilen adam gidiyor, birebir görüşüyor ya. Birebir görüşüyor ki o Kerimcan mı? Demirbay var ya bir tane. Onunla birebir görüşmüş abi. Yemek yemiş, adama milli takımı almış. Ben hiçbir zaman hiçbir milli takım hocasının gelip de Almanya'ya bir tane oyuncu birebir görüştüklerini görmedim ya. Eray şu an Basel'de oynuyor abi. Basel'de stoper oynuyor. Adam Ümit milli takım oyuncusu. 14 yaşından beri çocukla görüşüyorum babasını. 14 yaşından beri herif bütün genç milli takımların kaptanı İsviçre'de. Mesela bu oyuncu Basel'de Şampiyonlar Ligi oynuyor. Siz hiç mi görmüyorsunuz abi? Stoperin yok diyorsun. Ulan İsviçre'de taş gibi stoper var. Şampiyonlar Ligi oynuyor. İsviçre, Basel'de İsviçre'nin en büyük takımında banko oynuyor herif. Siz bu adamı görmüyorsunuz mu ya? Siz hiç mi bir yerde bir ağınız yok futbolla ilgili? Bu adamı alsana abi sen milli takıma. Hani nasıl milli takım yönetiyorsunuz abi? Basel'de herif taş gibi stoper. Aç abi sezonu. Aç Basel'in geçen sezonunu. Adam stoper. Bak bakalım hangi maçlarda ne gol atmış. Adam kaç kere 2-1 son dakika golü, 2-2 hep takımını kurtardı. Şampiyonlar Ligi, Belçika Ligi dahi. Adamın kaç? 6-7-8 golü var ya. Ulan el stoper oynuyor. Taş gibi futbolcu. Alsana adamı milli takıma. Gitsenize adama. Ama gitmiyorsunuz. Ondan sonra bu adam İsviçre milli takımında oynuyor. Bu adamı biz nasıl almadık? Anladın mı? Mesut Özil'i biz nasıl almadık? İlkay Gündoğan'ı biz nasıl almadık? Emre Can'ı biz nasıl almadık? Bir bok yapmıyorsunuz ki. Biz bir şey dedik de yardımcı olur dediğinde de çıkıyor bir tane Galatasaraylı eski yönetici Ali Dürüst diye. Serhat ne yaptı? O ne yaptı? Niye? Serhat Fenerbahçeli ya. Bana görev verilir mi adam? Adam federasyonda eski bir Galatasaraylı yönetici olarak yetki sahibi. Adam bana vermez ki görev. Ben Fenerbahçeli futbolcuyum diye eski. Anladın mı? Ondan sonra da milli takım niye böyle? Ulan orada milli takım bayrağı var. Sen Galatasaray'a hizmet etmiyorsun. Fenerbahçe Beşiktaş'a hizmet etmiyorsunuz. Milli takıma, Ay Yıldız'a hizmet ediyorsunuz. Anladın mı? Bunu eğer siz değerini bilemiyorsanız o zaman ben size sormam lazım. Siz ne yapıyorsunuz diye ve ne yaptınız diye. Ama böyle yani. Türkiye futbolu böyle. O yüzden ülke olarak da futbolda maalesef çok çok geriyiz yani. Üzücü bir olay. Çünkü o kadar yetenekliyiz ki. Türkiye'de, tamam mı? Bütün kulüpler dahil, milli takım dahil bizim gibi bir seyirci var mı abi? Bu kadar futbol tutkusu bağlı, futbola bağlı insan var mı abi? Bir ülke var mı? Bir tane söyleyeyim bana ya.
Bir tane söyleyin abi. Nasıl abi bu kadar geriyiz? Nasıl İzlanda dediğin adam kasabınla manavınla Avrupa şampiyonlarla dünya kupaları oynuyor. Bizim önümüze geçiyor. Ben anlamadım ki. Adam 300 bin 500 bin ülke kapasitesinde herif yok ediyor ya futbolu. Bizde milyonlar var. Bırak Türkiye'deki milyonları. Yurt dışında gurbetçideki milyon sayısının haddi hesabı yok. Hayvan gibi yetenekler var. Hepsi Almanya alt milli takımlarında. A milli takım, genç milli takımları da. İsviçre'de, Avusturya'da, orada, burada. Bu kadar. Yok abi. Değer vermeyince Allah da yardım etmiyor abi. Yapacak bir şey yok. Ben burada hepsine de, milli takıma da, tamam, milli takımda herkese de ispatını yaparım. Adımı bile ortaya koyarım. Tamam mı? Bütün oyuncular var ya, bak, bütün gurbetçilere hepsi şu an U14, U15, Almanya'da, Belçika'da hepsine gidip birebir görüşme yapayım ailelerinde, tamam mı? Hiçbiri Türkiye milli takımına hayır demez. Hepsinin evlatlarını Türkiye milli takımı altında, Ay Yıldız formaları altında görmek ister. Ama sen adamlara gitmezsen ayaklarına, adamlara bunu hissettirmezsen, adama gidip kendi oğlun formasının yerine Arda Turan'ın formasını bastırırsan, o zaman bu iş olmaz birader. O zaman olmaz. Anladın mı? Ben bile o zaman kendi oğlumu ben de vermem abi. Niye vereyim abi, sen bana, benim oğluma değer göstermiyorsan, bana bu değeri hissettirmiyorsan, gerçekten oğluma istediğini, gerçekten oğlumu milli takımda barındıracağını, sahip çıkacağınızı, yükselteceğinizi, Ay Yıldız forma taşıtacağınızı hissettirmezsen, ben oğlumu niye vereyim size? Joachim Löw bunu hissettirdiği için Alman milli takımını seçiyorlar. Hissettiriyor abi, diyor ki benim sana ihtiyacım var. Sen Almanya milli takımında U15, U16 oynayacaksın. Sana sahip çıkılacak. İleride ben seni A milli takıma alacağım. Ve alıyor da. Yani vaat ediyor. Vaatlerini de yerine getiriyor. Bizde ne vaat var ne bir şey var. Ondan sonra bu adam niye gelmedi? Bilmiyorum abi. Mesut'a sahip çıktılar mı abi? Çıkmadılar işte, anlatıyorum. Mesut Bel, ya abi, Löw'le ben birebir görüşen adam. Adam kal sürede benim hocamdı. Adamla işte Instagram'a bakın. İşte bu Ali Polat var ya, işte o da çok iyi tanıyor. Freiburg'da kalıyor. Şey, biz Freiburg'da halı saha maçı falan yapıyoruz arasında. Instagram'da da resmim var. Löw'le halı saha maçı yaptık işte. Ali abi, Ali Polat falan, böyle bir sürü insanlar. Löw'e mesela en merak ettiğim konu benim Mesut Özil'di. Abi Mesut Özil Bundesliga'da Werder Bremen'de yok ediyor. Adamı Fatih Terim veya işte milli takım adamı Ümit milli takımına çağırıyor. Bundesliga oyuncusunu, tamam mı? Löw A milli takıma çağırıyor. Şimdiki size soruyorum abi, nereye gidersin? Bana bir anlatın abi. Birebir görüşme de yok ha. Yani Fatih Terim'den birebir görüşme yok. Veya milli takımdan böyle, milli takımdan Ümit milli takıma davet geliyor. Tamam mı? Mesut Özil'e. Mesut Özil o zaman yok ediyor. Werder Bremen'de yok ediyor. Tamam mı? Banco Bundesliga'da yok ediyor. Oradan zaten Real Madrid'e gidiyor. Şimdiki size soruyorum. Bir taraftan Türkiye milli takımı seni Ümit milli takıma davet ediyor. Bundesliga oyuncusunu. Bir taraftan da Joachim Löw birebir görüşme yapıp yemek yiyip seni A milli takıma çağırıyor. Nereye gidersin abi? Nereye gidersin abi? Burada egonun yeri yok ki, yanlış anlamayın yani. Neye ego yapıyorsunuz abi? Senin evladın adam, hayvan gibi topçu abi. Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Emre Can, bunlar şu anki senin milli takımda olsaydı biz farklı yerde olur muyduk, olmaz mıydık? Nasıl sen bu adamı almıyorsun abi? Neyin egosu bu? Neyin kaprisi? Neyin havası abi? Gidip adamı tutsanıza ya. Gel de be evladım, sen bizim çocuğumuzsun. Gel buraya, milli takım sen. Ben Mesut Özil gibi bir oyuncu olacak. Ben milli takım hocası olacağım. Ulan koşa koşa giderim Almanya'ya, bırak uçakla, koşa koşa giderim. Derim ki kardeşim, milli takım senin ya. Bütün kapılar sana açık. Geç takımın başına. Takım senin derim ya. Ulan bir kere yaptılar Nuri Şahin'i. Adam Nuri Şahin'e kendini sorun ya. Fatih Hoca adam aldı, dedi ki bütün milli takım Nuri Şahin üzerine kurulacak dedi. Adamı bir daha milli takıma çağırmadılar 5 sene. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Aa, ben de o zaman milli takım dedim. Nuri Şahin geldi. Hatta Bulgaristan maçıydı. Bütün takım o zaman 19 yaşında mı 18 yaşında mı neydi Nuri Şahin? Bütün milli takım senin üzerine kurulacak dediler. Nuri Şahin dediler. Geleceğimiz dediler. Şu dedi. Adam 5 sene milli takımda görmedim. Bir de adamı çağırmadı. Çocuğun psikolojisi bozuldu. Herif tedaviye falan gitti ya. Böyle bir dünya yok ya. Ya böyle bir şey olamaz yani. Büyük olay yani ya. Gerçekten bunlar çok büyük olaylar yani. Bunlar böyle bazen aklımızın, şeyimizin erişemediği noktalar.
Çok sıkıntı abi. Hayırlısı olsun ya. Ne diyeyim abi? Üzülüyoruz. Biz üzülüyoruz yani. Milli takım ben çok ağrıma gidiyor. Almanya'da yaşayan bir insan olarak, gurbetçi bir insan olarak benim ağrıma gidiyor abi. Şu Almanya'da bana insanlar, Almanlar, bütün Almanlar, özellikle Alman çevremdeki Almanlar, yani şu Avrupa Şampiyonası'nda, şu milli takımda, atıyorum Yunanistan var, İzlanda var, şu var, Türkiye nasıl yok dediklerinde benim acayip ağrıma gidiyor yani. Büyük ağrıma gidiyor yani, anlatamam size yani. Bana çok koyuyor yani. Hani saçma sapan takımlar görüyorum Dünya Kupası'nda, Türkiye yok abi. Yani yok, inanılmaz bir şey yani ya. Bence acayip bir şey ve hiçbir şey olmuyor yani. Aynı federasyon, aynı sistem, aynı şey. Hiç kimse ne eleştirebiliyor, ne bir şey yapabiliyor. Aynı şekilde devam ediyor adamlar ya. Elini kolunu sallayarak milli takımı yönetiyorlar abi. İnanılmaz bir olay bence. Yıldıray Baştürk'ü yediler, bir vefa da göstermediler. Hani yedin, yiyebilirsin. Vefa göster abi. Adam Almanya'da. Adam hayvan gibi topçu ya. Zamanında Leverkusen Şampiyonlar Ligi yok etmiş herif. Adama bir görev versene sen federasyonda ya. Sistemi ona bırak. De ki kardeşim, kur kadronu. Yönet Almanya'daki federasyonu. Bize sürekli bütün oyuncuları tarayın. Bütün oyuncuları bizim milli takıma kazandırın. Çalışın, çabalayın de bakalım. Böyle bir şey yok ki.